Cümleten selamun aleyküm. Öncelikle mübarek cuma günümüz kutlu olsun. Bugünkü videomuzun konuğu, konuya Fransız olmayan bir Fransız AMX-50B. Ve kendi topraklarında, kendi vatanında, Normandiya sahillerinde, Overlord'dayız. 10 ve 9 diğer tankların bulunduğu bir maça düştük. Burada 50B'mizle neler yapabileceğimizi göstereceğim. Öyle muhteşem hasarlar yok, şimdiden söyleyeyim. Ama garip olaylar da var. Yani ben burada herkes tepede daha çok oynamaya müsaitler, daha çok oynuyorlar ama ben tepede böyle orta tank vesaire yoksa altımda, ağır tank varsa hani bunun gibi vesaire, genelde burada oynamayı tercih ediyorum. Ayrıyetten karşıda Jagdpanzer E100 gördüm ama hani buradan o yüzden dikkatli çıkıp ateş edeyim falan istiyorum gelenler varsa diye. Baktık, evet, karşıda bir Fransız tankı olan yine AMX M4-51 yatmayı tercih etmiş basmak yerine. Evet, burada hem AMX M4-51'den bir atışıyorum, sonra Arti'den gelen bir yüksek patlayıcı mühimmatla 500 kadar canımız gidiyor açıkçası. Hatta 645, aynen, 645 canımız burada bir anda gidiyor. Vazgeçiyorum o yüzden orada takılmaktan. O adamları boş çıkartacaksınız yani. Onlar madem yatmayı tercih etmişler, tamam, yatmaya devam etsinler. Ben burada geri dönüyorum, yukarıya çıkıyorum. Kendime av arıyorum yani, bakalım vurabileceğimiz, edebileceğimiz adam var mı? Burada KPZ'yi görüyorum, o yüzden o taraftan beri çıkmaktan vazgeçiyorum. Burada da M6Y bulunmakta. Ondan şu binalar sayesinde spotlanmam deyip, evet, ayrıca o da tepeden aşağı doğru indiği için kendisi beni spotlamıyor. Şu an benim burada olduğumun farkında değil o adam. Burada Betjet'e yardım çekiyorum, hani şuna saldıralım bitirelim işin diye. Evet, bir atış yaptık. Ve kritik yazdı, büyük ihtimal motoru yandı. Evet, ikinci atışta da yakıyoruz ve Betjet'ten gelen diğer atışta adamı direktman çekiyoruz. Hemen şarjörümü yüklemeye geçiyorum. Hali hazırda bir hedef olmadığı için. Sonra burada başta gitmeyi sevmediğim sol kanada gidiyorum. Baktığınız, yani gördüğünüz gibi bizim 10 seviye medler 100 canda yani. 5 seviye Panzer 4 gelse tek atışı alacak yani bunları. Deler de bunların zırhını. Bunlar böyle baba bir zırh yok. Her neyse, bizde de yok ayrıca. Bizim de taretimiz bayağı ince. Ama 5 seviye tanklar delemeyebilir. Çünkü 100 milimetre ve biraz eğimli. Neyse, lak lak yapmaya gerek yok. Burada diyorum hani sağdan öyle çıkarak, top eğimimi kullanarak atış bulabilir miyim? Ama kamuflajımın da kötü olduğunu biliyorum yani burada. Çalının arkasında ne kadar bulunsam da. Orta tanklar veya tank avcılar veya ağır tanklar her türlü açabilir yani. Burada da şey yapıyorum ayrıca, yanıma o ceset TVP'yi alıyorum. Ne olur ne olmaz belki sağdan atış gelir. Hedef küçültmek önemli. Burada böyle bir geçiş yapıyorum ve spot yemedim. Demek ki bu tarafta adam yok diyorum. Ayrıca Betjet 25T var düşman takımda. Açılmamış daha. Ve şimdi spot yedik. Burada projekto atış yapıyorum. Bir atış daha yapıp onu çekiyorum. Ve Leopard'dan atış aldım. Betjet'ten atış aldım. Hadi bir atış daha almadan inemedik aşağı. Evet, bir anda 426 canımız kaldı. Yani
yüksek rol etse 430'lar için, M451'ler için, yine Betjet için, KPZ için tek atışlarız. Zaten Jagdpanzer yüzü söylemeye bile gerek duymadım. T-30 falan. Onlar 750-1050 vuran tanklar. Tabi T-30'da 155'lik takılıysa. Ben burada bu adamın herhangi bir şekilde buradan çıkıp beni yani bana oradan atış etmesi olanağına imkan vermemek adına burada saçma sapan bir şekilde yere düşüyor. Proxy'den açmak için buraya geliyorum yani. 2 mermim kaldı şarjörde. Daha doğrusu kasnakta. Orada Betjet hala açılmamış, o sebepten yükselemiyorum da 430'lara. Betjet açıldı. Betjet'i bir kontrol ediyorum oradan, bakıyorum ama 430'a hemen buradan atış yapmışken iki tane atarım diye. Evet. Palet hasarı vuruyorlar takım arkadaşlarımız. Bu sırada şarjörümü yüklediğimi sürekli takıma bildiriyorum. Hani niye duruyorsun lan demesinler diye. Ayrıca bilsinler yani. Durum 11'e 7 yani. Alıyoruz maçı. Evet, şarjörümüz şu anda yüklendi ve Betjet'e güzel bir atış yaptık. Açık vermesini bekliyoruz. Ve spot da yemedik güzel bir şekilde. Burada bir atış denemesi, ince bir atış ama girmedi tabi. Evet, burada bizim adamların daldığını görüyorum. Adam 100 canı kalmış. Hemen reload'a geçip şarjörü yüklemeye geçip buradan defolup gidiyorum. Kendime vuracak adam arıyorum kısaca. Jagdpanzer 100 var, AMX M4 var, bir de KPZ 07 var, bu yeni gelen. Montaj atölyesinde toplanabilen tank. Tabi artık montaj atölyesi bitti. Çok pahalı be. Bayağı bir kaynak harcadık tankı almak için. Ama fena değil. Ve Jagdpanzer 100'e bakıyorum. Arkası dönük mü bilmiyorum. Tam evet, arkası dönük. Bam. Birinciyi attık. İkinci atışta girdi. Üçüncüyü keşke öyle atmasaydım. Boşu boşuna kaçırılmış bir hasar oldu. Ve 14 can da kalıyor. Betjet 25T'de. Ölüm vuruşunu yapıp onu garaja yolluyor. Şimdi buradan bakayım diyorum, M451 açıldı ve ben galiba spotlanmadım. Evet, spotlanmadım ama onun geri döndüğünü görünce, hani geri doğru bastığını görünce aslında çok güzel bir pozisyondaydı. Böyle şıkır şıkır 3-4 mermi sokulacak. 3 mermi de büyük ihtimal imha olacaktır zaten. 1000 küsur canı var. Bizim atış başına hasarımız 400 ortalama. Çok düşük rol etmezse. Evet, burada o absürt olaylardan biri. Ben buraya iniyorum hani KPZ'yi belki görürüm diye. Sonra indiğime pişman oluyorum. Bu World of Tanks'taki kayalar böyle bir kaygan. Bakın çıkamıyor ya. Burada var ya, ağlayacak gibi oldum. Ah dedim lan, gidecek. Gidecek tank, gidecek. Maç da büyük ihtimal gidebilir yani. Yandan. Burada kanırtıyorum. Hadi. Aslanım benim. Hadi bakayım. Oğlum burası senin vatanın lan. Overlord burası. Hey, Normandiya, hey. Fransa toprağı. Konuya Fransız olsam bile, bakın işte burada yine bir saçmaz. Oh. Çok efsane ya. AMX 50 be. Yok, iyi misin? 50 bize iyi misin yazmış. Ben oynarken görmemiştim o mesajı. Şimdi gördüm. Evet. Sarhoş gibi hareketler yapıyoruz yani. Yer sabahın köründe oynadığım maç yani, ne bekliyorsunuz? Evet, burada M451. Evet. Bakın sektirdik otomatik nişan.
Evet, mükemmel. Oradan da sektirdik. Tavan zırhından da sektirdik. Gövde tavanından. Mükemmel ya. Evet, hadi. Artık yeter yani ha. Artık delin yani bir zahmet. 4344 verdiğimiz hasar, 596 yardım hasarı, işte palet, spot vesaire. Büyük ihtimal hepsi palet. Evet. Şimdi bir savaş sonuçlarını size göstereyim, sonra da videomuzu bitirelim. 4679 verdiğimiz hasar, 2 tane imhamız var. Bu 37 tabil, biri 30 puan günlük görevlerden gelen tahvil. Yani 7 de şeyden. İlk 3'e girince mi 7 veriyor? Öyle bir şeydi galiba. Zafer kazanıyor. Burada hasarda birinciyiz. Ama deneyimde Betchet 25'te bizden daha yukarıda, çünkü adam 5 tane imha yapmış yani. Betchet 25'te de zor bir tanktır açıkçası. 7 tane tanka hasar vermişiz, ikisini yok etmişiz. Evet. 18 atışımız var, 15 isabet, 12'si delmiş. O ikisi M451'in tavanından sekti zaten, çok komik bir şekilde. Evet, 37.000 zarardayız. 6.900 de yedek depoya giden kredi var. 5.928 çarpanlarla, bir de bu yıl dönümü etkinliği sayesinde verilen 2x'lerle zafere. 5.928 deneyim kazandık. 222 de serbest deneyimi kazanmışız. Hesabımıza geçirmişiz. Evet. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.